Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu e, videoyu Nefçi Bakü maçından önce çekiyorum. Ve burada söyleyeceklerim çok çok önemli. Niye önemli arkadaşlar? Bu e, hani bir nevi kendime çalım atmaya çalışıyorum. Maç sonu açıklamalarında tahmin ettiğim için bu videoda da buna değineceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Üçüncü hazırlık maçı da inşallah tamamlanır. Yani bir ha saçma hakem bir yönetim olmaz da maç biter. Üç hazırlık maçının ana teması Fenerbahçe'den gideceklerdi. Yani ana tema gideceklerin belirlenmesiydi. Çünkü daha takım yeni toplanmış. demeler var. Ee, 26-27'sinde resmi maç var. Ve bu süre içerisinde takımın hazırlanması lazımdı. Biraz saçmalık oldu açıkçası. Hemen alil acele takımın toparlanması hazırlık maçı. Buradaki amaç gideceklerin belirlenmesiydi. Bunu belirteyim. Muhtemelen ilk resmi maça kadar birden fazla benim tahminime göre ve e, çevremin bilgisine göre iki tane hazırlık maçı daha yapacağız arkadaşlar. İstanbul ve çevresinde. Bu iki maçtan sonra zaten resmi maça çıkıp hazırlıklar antrenmanları sürdürüp sezona başlamış olacağız bir nevi. Muhtemelen İsmail Kartal maçın bitiminde diyecek ki hani ben burada gelecekleri gidecekleri belirledim gidecek isimler belli oldu. Hazırlıklarımızı devam edip artık hemen hemen BKO kapı gelmiştir herhalde. Zaten bırakmazlar diye düşünüyorum. Neyse bırakırlar bırakırlar ona pazar günü yapacaklar diye biliyorum BKO kapını da. Neyse hani BKO, Ciko iki tane stoper. E, kaleciyi ayarlamaya çalışıyorsun. E, Osterwolde Ferdi adaptasyon yaparsan savunma tamam gibi. Gibi gibi gibi. Orta sahaya almak istediğin isimler var ama mevcut şeyde Şimanski Ceko'yu aldın. Kent bir kanatta. Yavaş yavaş da az kadroyu kurduğun için Fenerbahçe'nin artık bir şey yapması lazım. Mesela William Arao. Fenerbahçe'de William Arao'yu Arabistan ve Brezilya'dan isteyen takımlar var. İyi bir teklif gelirse değerlendirecek demiş ya savuncu oğlum. Valla Arabistan'dan teklif varsa ben hangi takımsa kabul ediyorum. Hocam kaç lira veriyorlar biliyor musun? Yok. Hangi takımsa kabul ediyorum. Arabistan. Yükselen değer. Ya keşke biz de İtalyan bir... Ee, duyumcu ya da gazeteciyi satın alsak, parayı verip satın alsak, bizim futbolcularımız hakkında da uçuk kaçık palavra palavra haberler ürettirsek de sosyal medyada bir şeyler yapsak. Hani gerçi bizim şampiyon yapılmamız lazım. Şampiyon yapılıp e, yani yapılıp hak etmeden yapılıp futbolcularının o kadar yani yapılmana rağmen futbolcularına teklif gelmemesi lazım. Falan filan yani o süreç değişik bir süreç. Allah e, Fenerbahçe'mize haklı şampiyonlukları defalarca nasip etsin, arka arkaya nasip etsin, birileri de şey yapsın. Diego Rossi Atalanta United'tan teklif var diyordu ya Samancıoğlu. Şiddetle bekliyoruz. Bakın Arao, Rossi Fenerbahçe'nin tercih edilmeyen oyuncuları. Bugün desem ki Arao'yu 3'e satıyoruz, kabul dersiniz. Rossi'yi 5'e satıyoruz desem kabul dersiniz, sıraya geçersiniz. Bugün desem ki Arao'ya 5, Rossi'ye 10 veren var. Hocam kim bu e, kim bu takım dersiniz? Kim bu mübarek takım dersiniz? Arao ile Rossi'yi ikisini toplam 10 ve üstüne satarsak başarı mıdır? Kesinlikle başarılıdır. Hadi inşallah. Fenerbahçe Beko Jekeri ile yollarını ayırmış. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Edin Ceko. Fenerbahçe'nin yeni sezonda birinci kaptan olacak arkadaşlar. Zaten düşünülen bu. İsmail Kartal bunun sinyalini verdi açıklayacak. Diğer kaptanlar İrfancan, Kahveci ve Mert Hakan yandaş olacak şeklinde. Hani duyumlar bu şekildeydi. Tabi Mert Hakan ve İrfan Can gitmez derse. Hocam ay bayındır. Altay Bayındır. Altay'ın ayrılması gündemde arkadaşlar. Hem de çok gündemde. Yani Altay Bayındır'ın Altay Bayındır Fenerbahçe formasıyla son maçını izlemiş bile olabiliriz. O kadar söyleyeyim size gitmek istiyor. Hem taraftar baskısından <laughs> hem de Avrupa zamanı geldiğini düşünüyor Altay Bayındır. Ha hocam. 6 e, Altay giderse arkadaşlar Altay giderse Dominik Livakovic. Bu videonun ana gündem maddesi Livakovic. Fenerbahçe Dinamo Zagreb ile Libakovic konusunda çok fazla görüşme yaptı. Yapmayı da sürdürüyor ve önemli bir aşama kaydetti. 28 yaşındaki Hırvat kaleci 1.88 boyunda. Bakın 28 yaşında. Hocam 28 yaşında kaleci alınır mı? Ya kaleci kütürük eriği gibi olsun. 38 yaşındaysa da alınır. Anlatabiliyor muyum? Galatasaray, Tafarel, Muslera, ee, Ondragon. Hani hep yabancı kaleci kültürü vardı. Niye Türklere niye güvenmiyorlardı? Galatasaray'ın kalesini Türk'ün koruduğu hiçbir sezon Galatasaray'ın başarılı olduğunu ben hatırlamam. Bu bu bir kültürdür. Fenerbahçe'nin de kalesini yabancı bir kalecinin koruduğu herhalde yerli sezondan sonra yabancı kalecinin koruduğu ve başarılı olduğu hiçbir sezon yok. Yanlış bilmiyorsam yani abilerim, büyüklerim beni e, yanıltı şey yapsın, desteklesin. Ama ilkler özeldir. Şimdi Livakovic. Fenerbahçe Livakovic için 8 milyon euroya kadar bir teklif sundu. 2027'ye kadar da kontrat önerisi var. Alikoviç de Livakovic'i çok istiyor. Alikoç-Livakovic bak uyumlu da. Yani başkan kaleci uyumu çok iyi. Hocam atanın tutanın iyi olacak yoksa şampiyon olamazsın. Atanın tutanın iyi olacak kabul ama taraftarın da iyi olacak. Taraftarın da iyi olacak. BK oyu Galatasaray alacak olsa ilahlaştırıp neredeyse tapacak gibi konuşup Fenerbahçe aldığı zaman çöpleyecek bir taraftar grubunun Fenerbahçe'yle uzaktan yakından alakası yok. Bunlar mikroptur, bunlar virüstür. Fenerbahçe'nin virüsü bunlardır. biliyor muyum? Simanski en basit örneği Galatasaray'a konuşurken süperstar Fenerbahçe'ye gelince hocam hissetmiyoruz falan. Neyse. İsmail Kartal Halep'i aslında Altay ve İrfan'la devam etmekte ama Altay'ın psikolojik olarak çöküntüsünü görmüş durumda. Ve yabancı kaleci alacaksak da kaliteli olsun diyor. Mesela DGA. Aslında DGA ismi de önemli bir isim. Şimdi açık söyleyeyim. Ama Arap Yarımadası ve Avrupa'dan kaleciye gelen teklifler biraz sıkıntılı. 13 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 32 arkadaşlar. Bakın 13 milyon euro. Ha Manchester United'a gittiyse oradan iflah olmaz. Manchester United bizden de loser. Yani biz sıkıntılı bir takımsak Manchester bizden de sıkıntılı bir takım. Ben onu söyleyip degeyayım. Fenerbahçe Kayler Navas'la ilgileniyor diye bir haber verdiler sosyal medyaya. Kayler Navas. En son hangi takımdaydı ya? 36 yaşındaki Paris Saint-Germain'in kalecisi. Fenerbahçe ilgileniyor diye haber verdiler. Ve e, hem Livakovic hem Navas Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor dedi Fabrizio Romano. Bu ne biçim isim ya? Zannedersin hani birilerinden para alıp haber yapacak İtalyan duyumcu şeyi gibi, ismi gibi. Sizin tercihiniz kimden yana? Bir kere şunu söyleyeyim. Keylor Navas'ta hiçbir alakamız yok. Uzaktan yakından alakamız yok. Şimdi gelelim en başa. Altay Livakovic olayına. Ben size Sercan Hamzaoğlu'nun cümleleriyle alıntılama yapayım. Çünkü ben zaten söyleyeceğimi defalarca söyledim. Bir de Sercan Hamzaoğlu'nun ikini dinleyelim. Altı ay satılmadan kaleci alınmaz. Doğru. Ee, İsmail Kartal yani ta, bu maçtan sonra takım döneceği için kapsamlı bir rapor sunacak. Diye, diye Eğer derse ben kaleci istiyorum. Altayı gönderirim. Ben bu psikolojiden kurtaramam derse o zaman yönetim düğmeye basacak. Zaten İsmail Kartal da bunun sinyalini verdi son toplantıda. Birileri etkileşim kasmak için ergen çocuklar gibi durmadan tweet atıyor. Bir buçuk aydır bunu söylüyorum. Yeni bir şey değil diyor. Doğru söylüyor. Orada Navas'ı o da yalanlıyor. Ben de yalanlıyorum. Yani Livakovic. Görüşüldü. Fiyat sunuldu. Ha, Sercan Hamzulu resmi teklif olmadı diyor ama bendeki duyumlara göre oldu. Altı gelecek bir teklif her şeyi belirler demiş. Eğer satılmasa bir kaleci transferi zor olur. Katılıyorum. Yerli durumu da var. Yani İsmail Hoca başkanlığın oturup raporu sunacaktı. Bence birkaç gün daha bekleyelim diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar kaynağım hala bana ısrarla Livakovic hayırlı olsun demek üzereyiz diyor. Ben ama hala olmayacak diyorum. Niye diyorum biliyor musunuz? Altay'a resmi bir teklif geldi. Böyle 5 serbest kalma maddesi var diyen arkadaş iyi tarasın. Ben 12 diye biliyorum. 5 diyen arkadaş da 6'ya çıkartmış tek, yani maddeyi. Altay'a 5 teklif var. 7 de teklif var. 7 milyon euro. Ancak Livakovic'i biz 4'e almak istedik. 4 milyon euroya kulübü bırakmadı. Yani her şey de senin istediğin gibi olmuyor. Şimdi 2-3 transfer yapılıp önemli mevkiler rahatlatılıp fırsat transfer kollamaya geçilecek. Mesela şunu söyleyeyim. Bir Zaha'yı çekebilseydin. Bak, bugün Zaha'yı çekebilmiş olsaydın. Bir düşünün arkadaşlar. İki stoper çekmişsin. Bekava da dahil. Bekava Şimanski şey BK Ciku. çekmişsin on numaraya. Bir kanada kente, bir kanada Zaha'yı çekmişsin. Hani mantık olarak Bir tane de forvet çekmişsin. Yani hücum hattını komple değiştirmişsin. Savunmadaki sıkıntıyı da iki tane oyuncuya düzeltmişsin. Osterwold'e bence o da yeni transfer. Ferdi Hakeza. Orta alana 1-8 tarihini değiştirir. 1-8 tarihini değiştirir. Yapabileceğim bir fırsat transferi, bir kanat transferi. Devasa bir kanat. 18 Yine tarihini değiştirir. E, Mert Müldür bitirmek üzeresin. Bence Fenerbahçe bitirdi hocam transferi diyebilirsiniz. Hayır. Batu Şua'yı 15 teklif vardı. 15 kabul etmediydi. Belli mi olur? Belki herifler 25 veriyoruz der. Biz de ulan dersin. Batu Şua'yı gönderip forvet çekersin. Bakın absürt fiyatları çok çekiyorlar. Bazı fiyatlarına düşmesi lazım. Fenerbahçe Beko geçen sezon Türk Telekom forması giyen Amerikalı oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattığını açıklamış. Hayırlı olsun. Panathinaikos'un 2-20 boyundaki pivotu Georgios Papagiannis'le de anlaştık ama bunun kapı yapılmadı herhalde. Ben yapmış olayım. 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyumu var. Bunu söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe Naz yolu Felipe Anderson'la ilgileniyor diye bir haber de çıktı sosyal medyada. Dün yani yanlış kişiye bakmıyorsam 15 milyon euro piyasa değeri olan bir yıl sözleşmesinin bitimine kalan bir isim. Brezilya milli takımında iki kez formasını giymiş ama Fenerbahçe'nin Brezilya kültürü e, e, hani malum. Bu arkadaş sağ kanat. Zamanında West Ham'dan 3 milyon euroyu almışlar. Düşüşteyken. Ama oyuncunun Serie A kariyeri 213 maçta 40 gol 44 asist. Ve ben şunu söyleyeyim. Bu Felipe Anderson konusunda. Arkadaşlar burada bir nüans var. Burada çok ince bir nüans var. Nedir o nüans? 30 yaşında kariyerinde 427 maça çıkmış, 72 boy 83 asist yapmış Brezilyalı kanat oyuncusu. Sosyal medyaya baktım. Fenerbahçe kiralamak istiyor diyor. Fenerbahçe kiralamak istemiyor. Fenerbahçe bir yıl sözleşmesinin bitimine kaldı. 4-5 milyon euro verip çekmek istiyor. Arkadaşlar, bakın benim %100 transfer duyumlarım çok önemlidir. Bilginiz olsun. %100 duyum veriyorum size. 4-5 yani 4-5'e tamam derlerse Felip Anderson Fenerbahçe'de. Zaten bir yıl kal sözleşmesini bitiriyor. Opsiyon hakkı var herhalde ama yani araştırdığım kadarıyla yok. 4-5'e Anderson. Ben bunu söyleyeyim. Diğer kanat oyuncusu Musa Barrov. Arkadaşlar Barrov için çok enteresan bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe yani yükünü hafifletmek istiyoruz. Hani sattığının yarısını falan harcayabiliyorsun olayı var ya. Musa Barrow 24 yaşındaki kanat oyuncusu. Gambiyalı. Bu arkadaş herifler 14 34 e almış. Biz bu arkadaşa kiralama teklifi sunduk. Oyuncuyu kabul etmediler. Bak. Musa Barrow'a teklifimizi kabul etmediler. Satın alma opsiyonunu kabul etmediler. Transfer market dün %100 diyordu arkadaşlar bu arkadaşa. Şimdi %92'ye falan düşürmüş. Ya ben şok içindeyim. Böyle bir şey yok. Ve oyuncuyu vermiyorlar. Yüksekte bedel istiyorlar. Mert Müldür. Yani şu anda bütün duyumlarda konuşuyoruz. Ee, Mert Müldür. Arkadaşlar Mert Müldür ile hiçbir sıkıntı yok. Oyuncu tamam. Menajeri tamam. Kendisi tamam. Her şey tamam. Sağ ol sağ olun. Bize verdiği sözü tutmuyor. Hani illa bir şey oluyor. Şöyle yapıyor böyle yapıyor. Mert Müldür için 7.5'dan başladı. 2.5'a kadar düşürdük. 3.2 ama bendeki son rakam. Hani 2.5 ardı. Honus'tan 3.2'ye falan çıkar. Herhalde. Bendeki duyum 3.2 şeklinde. İlla benim duyumum da doğru çıkacak diye bir şey yok ama duyumum bu şekilde. Ee, ve hani kulübüyle müzakereler sürüyor. Sonraki satıştan pay maddesi falan istediler. Biz düşürdük ettik. Ve bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama ben Mert Müldür'de bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hayırlı olsun diyebileceğim isimlerden bir tanesi. Mert Müldür. Fenerbahçe Aston Villa'dan Gian Pilogini'yi Pilogini transfer için teklif sundu Arkadaşlar teklif sunmuşuz. Futbolcu da kabul etmemiş. Ya ne kadar onur kırıcı bir hareket değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? 21 yaşında bir futbolcu. Arda Güler olayından sonra Fenerbahçe teklif kabul eder. Mecbur kabul eder. Ben 21 yaşında olayım. Fenerbahçe bana teklif sunsun. Arda Güler olayda hemen Yakında olmuş olsun ve kabul etmeyeyim. Lan millet aptal der. Aptal ötesi aptal der. Bu olacağını zannetmiyorum. Wilfred Zaha. Şimdi bir kanadım Felipe Anderson. Bir kanadım Wilfred Zaha. Sağ bekinde Mert Müldür. Sol bekinde Ferdi Kadıoğlu. Üç Türk kuralına uyalım diye söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Shimanski 10 numarada forvetin dedin Ceko. İsmail Yüksek. Ve Nicolas Dominguezli. Orta sağ Savunmada Bekao, Ciku. Ulan kötülük Kalede de Livakovic. Hayali saç beyazlatır. Başka şeyi de beyazlatır. O kadar beyazlatır. Nicolas Martin Dominguez. Arkadaşlar bak bu transfer için olur demiyorum. Olmaz demiyorum. Başka bir şey demiyorum. Ama şunu söyleyeyim bak. Bir daha kadroyu kurayım ya. Gerçekten hayalini kurmak çok güzel. Livakovic Sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. İki Türk. Lig için söylüyorum Avrupa'da. Zerbes, Bekao Ciku. Stoper ikilisi. Önlerinde İsmail Yüksek. Üç Türk tamamladık. Nikolas Dominguez 8. Çimanski 10 numara. Sağda Felipe Anderson. Solda Wilfred Zaha. Forvet'te Edin Ceko. Hayali saç beyazlatır. Rakipleri dinden çıkartır. Ya çıkmasınlar da yani. Çıldırırlar. Dinden imandan çıkarlar. Bunlar nasıl kadro kuruyor diye kafayı yerler. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu kadronun kurulması bir parmak kadar uzaklıkta biliyor musunuz? Bu kadronun kurulması bir parmak kadar uzaklıkta. Abi dengeler dengeler dengeler. <laughs> bir bina düşünün. Giriş katının fiyatı fiyatıyla orta katın fiyatı yani havan en çatı katının fiyatı aynı olmaz. Güney cepheyle kuzey cephe aynı olmaz. Manzaralıyla manzarasız aynı olmaz. Tek kişilik villayla Tek kişilik gece kondunun fiyatı aynı olmaz. Yani tek kişilik derken tek ailelik. Müstakil diyeyim. Müstakil villa ile müstakil evin fiyatı aynı olmaz. Sen Fenerbahçe'ye bir tane villa getireceksin Livakovic. Sen de villa var Ferdi. Bekao da bence bir villa. Ciku çoğu kişi müstakil ev gibi görüyor ama villa ile müstakil ev arası bir şey. Mert Müldür de aynı şekilde villa müstakil ev arası bir şey. İsmail Yüksek bazen Gecekondu'dan da beter. Bazen villa gibi top oynuyor. İnşallah hep Villa performansı görürüz. Dominguez Villa, Chimanski Villa, Sağ Anderson Villa, Sol Saha Villa, Forvet Çeko Villa. Al sana Aston Villa. Al sana Fenerbahçe Villaları. Şu kadro seni 3 sene şampiyon yap. Şu kadro sana Avrupa'da kupa getirir. Hocam ne gerek var ya altı üstü konferans teknesi. Bizi bu mahvetti. Bizi sizin bu memur zihniyetiniz mahvetti. Geçin bunu. Yani memur zihniyeti nedir? İş gelir. Yaparım. Mesai biter giderim. Bu zihniyeti geçin. Ya bu Fenerbahçe bu sezon her kullarda lazım kal. Şampiyon yani Şampiyonlar Ligi'nde değilsin ama şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdim biliyor musun? Şu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde ses ses çıkartabilirdim. İddialı olabilirdim. Hocam Şampiyonlar Ligi'nin altı Konferans şey, UEFA 16 konferans. O zaman konferans kazanır bu kadro. Kazanmaması için sadece kendi aptallığı lazım. Ali Koç'ta işte İsmail Kartal Ali Koç'a demiş ki Nicolas Martinez Dominguez'i transfer edebilsek 6-7 sene merkez orta saha aramayız demiş. Arkadaşlar benim aldığım bilgilere göre 15 milyon euro istiyorlar. Biz 8-10'a tamamlayıp sonraki satıştan pay ekleyip almaya çalışıyoruz. Kulübü 15 artı madde sonraki satıştan pay diyorum. Ben şunu söyleyeyim bu transfer olacaksa da çok uzar çok sonra olur. Bak 15 Temmuz'da veriyorum duyumu. Belki 15 Ağustos'ta olur bu transfer. Ama çok. Fenerbahçe geleceğe yatırım için başkent ekiplerinden 2010 doğumlu genç bir oyuncuyla görüşüyor demiş Ankara gündem. Ya ben bu oyuncuyu biliyordum ama unuttum. Ama şunu söyleyeyim. Altyapıya çok ciddi şeyler var. Her ve Zaha. Zaha'nın abisi. Adım adım son karara yaklaşıyor demiş. Yönetimimize Wilfred Zaha'nın Crystal Palace ve Fenerbahçe arasında seçim yapma aşamasında olduğunu söylemiş. Zaha'ya kalsa kardeşini Arabistan'a götürmek istiyor. Bekliyoruz demiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de bazı süreçler hayır getirmez. Beşiktaş'ın elinden kaptığımız hayır getiren bir tane transfer söyleyin. Galatasaray'ın elinden kaptığımız ve işe yarayan bir tane şey söyleyin bana. Yani bir tane isim söyleyin ya. Galatasaray'ın elinden kaptı da işe yaradı diye. Yani hadi buyurun ya. Ya Tadiç mesela Tadiç de gündemde. Ya bir kanadın Zaha, bir kanadın Tadiç forvetin Ceko olsa 3 tane sihirbazın var senin ya. Bak Tadiç ismini de önemsiyorum. Boşta 6 milyon euro hocam piyasa değeri. Ya bırak Allah'ını seversen bu mu futbolcu? Beşiktaş ilgileniyor hocam. Beşiktaş'a bak. Alt tarafta futbolcuya bak ya fıstık gibi futbolcu. Fenerbahçe bunu niye akıl etmez? Arkadaşlar Fenerbahçe ilgileniyor Tadiç'le. Bırak hocam 34 yaşına gelmişsen de bütün yaşlıları topluyorsun. Ne emekliler derneği mi burası? Bize genç lazım hocam. Arkadaşlar Beşiktaş tadı Çağ'lıyormuş. 34 yaşında. Olsun hocam futbolcunun yaşı mı olur ya? 34 yaşında da olsa hocam futbolcu yıldız yıldızdır. Keşke Fener alsa ama Ali Koç yapmaz hocam onun yoğurt işi başka diyorsunuz. Ben de bundan nefret ediyorum. Siniyorum. Ayıp. Fenerbahçe'ye gelince yaptığınız yorum ayrı. Başka takım alınca yaptığınız yorum ayrı. Sonra da diyorsunuz ki adamım diye ortada geziyorsunuz. Adam adam değilsiniz. Adam mı adam değilsiniz. En ciddi Fenerbahçe düşmanısınız. Ya sizin şu yaptığınızı Galatasaraylar yapmıyor. Beşiktaşlılar yapmıyor. Uzun lafın kısası dostlar. Ben şampiyonluk istiyorum. Benim için şampiyonluk dışında bak. Hocam Fenerbahçe namalup bir takım olacak. Hiç yenilmeyecek. 2023-2024 sezonda hiç yenilmeyecek. Konferans ligini kazanacak. Süper kupayı kazanarak lige başlayacak. Türkiye kupasını kazanacak hocam. Ligde de hiç yenilmeyecek ama beraberlik sayısı o kadar fazla olacak ki şampiyon olamayacak. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Hocam Fenerbahçe sadece ligde şampiyon olacak. Süper kupayı da kaybedecek. Kabul ediyorum. Harbi kabul ediyorum. Hocam senin kafan hiç çalışmıyor. Sizin kafanız çalışmıyor. <laughs> İyi de hocam şunu kabul eder misin? Süper kupayla başlayacaksın. Ligi alacaksın, konferans alacaksın, Türkiye kupasını alacaksın. Bunu kabul eder misin? Lan bunu kabul etmeyen. Tövbe estağfurullah yani ağzınıza gelen bütün küfürleri sayabilirsiniz. Demek istediğimi anlayın diye söylüyorum. Yani demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Şampiyonluk çok çok önemli bir şey. Şampiyonluk bence çok çok önemli bir şey. Ve ee, şampiyonluk lazım. Bu arada Şimanski demişken aklıma geldi. Galatasaray'a taparcasına yorum yapan bazı arkadaşlar bonservisinin 15 milyon euro falan olduğunu söylemiş. Kanıtlamayan namerttir. Kanıtlamayan adam değildir. Hadi buyurun. Kanıtlayan 15 olduğunu biz de bilelim. Kulübümüz hülle yapıyorsa biz de bilelim. ilk tepkiyi biz verelim. Gerçi size göre Elif Elmas da öyleydi. öyleydi. Valla Tadiç Fener'e asrın şey diye kadrosu diye şu anda Twitter yanıyor. Hakikaten asrın Fenerbahçe'si olur. Ve Fenerbahçe'nin de hak ettiği bu. Yani Rossi'den Zaha'ya, İrfancan Kahveci'den Tadiç'e evrilmek. Bencil penaltı golleriyle falan atan e, Valencia'dan Ceko'ya evrilmek. Çok ilginç. Hadi hep birlikte izleyip görelim. Şunu da ısrarla belirteyim. Bizim Lincoln diye bir futbolcumuz var. Emre Demir gibi bir genç yeteneğimiz var. İnşallah kendilerini kanıtlarlar. Geniş kadroda yer bulurlar. Ee, ve Pinkone'de sakatlığı iyileşir. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Transfer'e dair sorularınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben de ona göre bir cevap çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.